Arkadaşlar merhaba, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Günün iddia tahminiyle alakalı sizlere iki maç vereceğim arkadaşlar. İki maçı yorumlayacağım. Değerlendirebilir bir ister arkadaşlar bugünün maçları. Ama yüklenmeler çok. Maçlara dikkatli oynayın arkadaşlar. Tavsiyelerim var. Söyleyeceğim onları. Dün verdiğimiz Portekiz maçı 2-4-3 kaldık arkadaşlar. 1-3-0 olarak düştü. Düşmüş arkadaşlar. 1-41'lerden, 1-42'lerden falan verdik. 2-4.5 altı geldi arkadaşlar, 3-0 yendi Portekiz. Ayrıca hani riske girip almak isteyenler güzel drone vardı, 1.68'lik 2 ve 3.5 altı dedik arkadaşlar, 3-0 bitti zaten maç. Geldi arkadaşlar, o şekilde alıp kazananlar olmuştur. Maçlar güzeldi arkadaşlar. Bugün de iki maç vereceğim, iki tercih. Günün maçlarını değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. Tek maçımız İtalya İsveç karşılaşması olacak. Tek maçımızı bence verelim. Son Türkiye yorumları varsa arkadaşlar. Saat 10'da arkadaşlar İtalya İsviçre en son maçı sanırım Türkiye karşı kazandı. Grupta lider, bu maçı yeni takdirde 6 puanla liderlerini sürdürecek. Yani ikinci sırayı da herhalde Türkiye'ye de Galler'den biri alır arkadaşlar. Ama Galler'den bir puan da alsa 2 puan. Bence Galler ikinci olur. Üçüncü de Türkiye olur. Sıralama bu şekilde gider. Bugün kazanacağını düşünüyorum. 1.42 güzel oran var. Yüzde atmadı arkadaşlar. İtalya İsveç karşılaşması, İtalya'nın kazanacağını düşünüyorum. Oran yükseltmek adına da 1.5-6 şeklinde 1.53 oranından alınabilir bir bahis arkadaşlar. Ayrıca yüksek arandan da ev sahibi 1.5 gol üstü şeklinde bahisinizi alabilirsiniz arkadaşlar. Patlatmazsa da gelir arkadaşlar. Çok yüklenmeler var İtalya'da. Hele ki Türkiye arkadaşlar 80 milyon euro yaklaşık bir yurt dışına yani baktım arkadaşlar. Yüklemeler var maç sonucu biri. Onun için bu maç çok riskli arkadaşlar. Türkiye'nin alamayacağını sanki düşünüyorum. Bu yüklemelere karşı maçı patlattılar düşünüyorum arkadaşlar. 0-2 çifte şans değerli gibi duruyor. 1.30'luk oranı var arkadaşlar. 2.5 gol üstü 1.99 oran açmışlar. Üst olma ihtimali çok düşük gibi görüyorum. Çok zor bir karşılaşma olacak. İkisi de kontrollü kapalı bir oyun sergiler arkadaşlar. Onun haricinde yani dediğim üzere gol olmaz arkadaşlar. 2.5-6 şeklinde bahisinizi alabilirsiniz. 1.43'lük oranı var. 2-3 gol civarı biteceğini düşünüyorum. 1.68'lik oranı var arkadaşlar. 1.5 gol üstü bankodur. Banko gibi duruyor arkadaşlar. 2 gol olacağını düşünüyorum. 1.5 gol üstü. Onun haricinde de yüksek orandan 2-3 gol şeklinde bahisinizi alabilirsiniz arkadaşlar. Olaylardan arkadaşlar, olaylardan da dediğim üzere 8.5 korner barajını geçer diye düşünüyorum bu maçta arkadaşlar. Değerlendirebilirsiniz. İlk yarı 4.5 riske girip de değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. 4.5 korneri değerlendirebilir bir bahis. Bu başta bu şekilde günün maçı arkadaşlar. Baskete gelecek olursak baskette de doğru düzgün maç yok zaten. Bir 8-2 bu Hırvatistan maçı var. Yorumlamayacaktım ama 153.5'tan alın arkadaşlar bu maçı, Hırvatistan Slovenya karşılaşmasını 153.5'tan değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. Maçların bu şekilde iki maç değerlendirebilir bahis arkadaşlar. Kombinim var bir tane. Bu kombin dediğim arkadaşlar. Türkiye Galler birinci yarı 1.5-6. 1.20-10'dan İtalya İsveç 1.5 gol üstü 1.24'ten. Normalde 1.30'lara kadar çıkmış arkadaşlar. 1.31 pardon arkadaşlar, bu 1.24 Türkiye'nin 1.30'du. İkisinde isterseniz 1.5 gol, 1.5 gol alabilirsiniz. İsterseniz de bu şekilde alabilirsiniz arkadaşlar. Ya Türkiye Galler maçının 1.5 gol salon maç sonucu İtalya İsveç'te 1.5 gol istiyor. O şekilde alabilirsiniz. İtalya İsveç açısından yani maç sonucu 1 alın. Türkiye Galler maçının 3.5 altı şeklinde de yanında koyun ya da 1.5 gol üstü şeklinde alabilirsiniz. Bu şekilde bir kombin çıkardım. 1.49'luk geleceğini düşündüğüm bir maç. İtalya İsveç golü geçer düşünüyorum ama 1.5 gol üstü atarlar mı? 2-0-2-1 herhalde biteceğini düşünüyorum. Onun için golle geçecek İtalya karşılaşması. Almak isteyenler de arkadaşlar 3.5 alt 1.5 gol üstü alabilir arkadaşlar. Türkiye Galler maçında da 2-3 gol almak isteyenler isterseniz de bu şekilde 1.5 gol üstü ya da birinci yarı 1.5 altı alabilirsiniz. Maçlarımız bu şekilde çarşamba itibariyle arkadaşlar. Gönül rahatlığıyla değerlendirebilirsiniz. Molde karşılaşması var arkadaşlar. Bu maçta 2.5 gol üstüne aşağılama 1.42.
Son maçta Napoli zaten gollü geçmiş. En az kendi evinde 2 gol, 3 gol atan bir ekip. Strasbourg'da atıyor arkadaşlar. Yani bunu arkadaşlar şimdi bu maçı 2,5 gol üstüne gider arkadaşlar. Gitme ihtimali de var. Değerlendirebilirsiniz. Ev sahibi yüksek orandan da ev sahibi 3 gol atarak da değerlendirebilirsiniz. 2-0-3 bu maçta 2,5 gol üstüne gider arkadaşlar. Bu golle karşılaşması. Maçların bu şekilde iki tek maç yorum adıyla değerlendirebilirsiniz. Bugünün karşılaşması çarşamba maçları bu şekilde arkadaşlar. Herkese bol şanslar, bol kazançlar arkadaşlar. Videomuza emeği saygısından like, yorum atmayı unutmayın. Kanalımıza lütfen abone olmayan kardeşlerimizi kanalımıza bekliyorum. Kanalımıza da abone olmayı unutmayın. Herkese bol şanslar, bol kazançlar arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz arkadaşlar.